Saçmalıyor gayet tabii sünnilik dini felsefeyle çelişir zaten din akıl dini değil nakil dinidir demiştir ama sünniliği İslam'a kakıyor. dürüst değil defalarca tartışmaya çağırdım tartışmaya gelemedi ama arkamda bıdı bıdı konuşur bu da Tayyip gibidir. Hiç böyle felsefeyle zerre alakası yoktur. Bütün filozoflar mahalifleriyle tartışmışlardır. Medyanlarda, saraylarda tartışmışlardır. Peygamberler de öyle. Ama sofistler böyledir. Sofistler sadece belli korumaların arkasına kestirip sağa sola böyle bilgiçlik tasarlar, hava atarlar. Bir kıymet harbisi yoktur. Bomboş bir adam. Ama boş insanlara iyi satabiliyor. Cübbeli gibi. Felsefenin hikayesini yapıyor. Başka bir şey değil, bakmayın. Bomboş. Kılıçdaroğlu hayatın en iyi konuşmasını lambasız yaptı ve ilk kez bir sol parti gibi ekonomik adaletsizliğe dikkat çekti ve Türkiye'de bu adaletsizliğin soygunun özellikle yoksul halkın vergisiyle e, gerçekleştirdiğini dile getirdi. Ben şunu niye büyütmüyorum? Niye bunu sürekli böyle küçük küçük küçük? küçük? Hah, nihayet mübarek surat-ı şerifini görebilirsiniz. Ben bunu niye giydim biliyor musunuz? Burada bir işaret var. O işareti göstermemek için. Yani ben öyle marka gömleklere para vermem. İşte birisi hediye olarak almıştır. Belki de eşim veya akrabalarla birisi. Çok eski. Ama onun görünmesi ama şurada başka birisi var. Belki de onu tanımazsınız. Oo. Tamam. Şöyle. Onu da görmeyesiniz. Tuttum. Değiştirmekten de üşendim. Eşim odada. Yani karma karışık işler var. Evet. Abdullah Naci'nin çok güzel şey diyor. Altın varaklı koltuklar, pahalı avizeler, servet değerinde halılar yok. Lüks, şatafat, gösteriş, israf, tantana, görküsüzlük, zevksizlik, şımarıklık, kibir yok. Sıradanlığın ışıklığı, samiyeti ve doğallığı var. Ben bu fotoğrafı çok sevdim. Ee, ben de çok sevdim. Ve bunu şey etmesi lazım. Böyle bir haftada bitirmemesi lazım. Halk çok yani bu ekonomik sıkıntılardan büyük ızdırap çekiyor. Bu halkın şeyin ızdırabını kısmen yaşaması lazım. Yani hatırlıyorsunuz Gandhi e, grevler yaptı, açlık grevleri falan yaptı. E, açlık grevi falan yapsın demiyorum ama elektrik grevi yapsın. E, böyle bir haftayla falan sınırlandırmasın. Yani şu anda dünya çapında haber oldu bu. Ve Türkiye'de de haber olacaktır. Bence bütün muhalifler faturaları ödemesin elektrik fiyatları artık yarısına ininceye kadar çünkü bundan korkunç bir şekilde rant kazanıyorlar belli firmalar. Yani devlete malını devlet onlara işte bir liraya veriyor diyelim. Bunlar iki liraya satıyorlar. Korkunç bir kar. Öyle fazla bir şey de yaptıkları yok. dağıtımcılar eli. sadece rant kazanıyorlar. Kesin kanıtlar